cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Müjdeleri kentsel dönüşüm projeleri anahtar teslim ve temel atma töreninden verdi. Kentsel dönüşüme yarısı bizden kampanyası başlatıldığını duyurdu. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliye çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya ne olacak? Çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım içe borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız %0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya %10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TEFE, memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci müjdesi kira yardımına ilişkin oldu. İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı yapanları da uyardı. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız dedi. Şayet enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında, ekonomik işleyişin tabii seyri haricinde birilerinin açgözlülüğünün hatta alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlarımıza bu konuda verdiğimiz çok açık talimat var. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdıysak enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız.